Bir de şimdi bakalım. Burada da görebilirsiniz. Bakın şu kırışıklıkları. Evet. Gördüğünüz gibi uç kısımlarda oturulmuş hissi mevcut. Şurada da aynı şekilde. M'ye basıyorum tekrar. Şunu açalım. Bu arada şunları seçip UVW map atayabiliriz. Bir bakalım sonuca göre. Gerek de kalmayabilir. Çünkü bazen gerçekten gerek kalmıyor UVW map'e. Kopyalayalım. Copy. Paste. Alt tarafta o. Seçelim. Bu hem bump'ı etkileyecek hem de bizim kaplamamızı. Evet, burada fit diyelim şöyle. Aynı şeyi elde ediyoruz. Gerek yok. Evet. Buralarda tamam. Şimdi şunu seçelim. Şu ahşap biri atayalım buraya. Box diyorum. Evet. İç kısma bir tane manzara resmi atacağız. İnternetten bulabiliriz. Başka yerden bulabiliriz. Şimdi F3'e basıp şu kısmı seçelim. Buraya bir kaplama atacağız. Bunu da yine şunu seçelim. Yan tarafa kopyalıyorum. Tezgah arkası, üst ve altı. Bayağı uzun bir materyal ismi oldu. Difuzat. Bakın şurada seçiyorum PNG formatını. Evet. Göremedim. PNG formatında kayıt yapalım. Evet diyorum. Aynısı şu an üzerinde kayıtlı. 48 bit alfa channel'lı, yani alfa kanallı. Şu arka taraftaki dış kısımların çıkmış haliyle gelecek bize. Okey diyorum. Şöyle gelelim. Bakın şu an render çıktığımız bu şekilde. Biz ne yapacağız? Bu çıktığımıza Photoshop'ta bazı düzenlemeler yapacağız. İşte arka fon ekleyeceğiz. Ton doygunluk oranlarıyla oynayacağız vesaire. Bunun gibi işlemler yapacağız. Render sonrası Photoshop'ta düzenleme dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde gece ve gündüz renderimiz üzerinde düzenlemeler yapacağız. İlk olarak gündüz renderimizi ele alalım. Ben ilk aşamada bir arka plan atamakla başlayacağım işe. Siz de bu şekilde başlayabilirsiniz. Google'a gelelim. Google'da Beach Landscape Photography yazarak çeşitli sahil görüntüsü arıyorum arkadaşlar. Bunlardan herhangi biri olabilir. Şu olabilir. Yüksek çözünürlüklü olmasına dikkat edin. Şöyle bir açı olabilir. Veya yazabileceğiniz başka bir anahtar kelime. Sadece bu şekilde olabilir. Google'u taramanızda fayda var. Size uygun, beğeneceğiniz görüntü olursa iyi olur. Aynı zamanda çalış. Evet, hepsini tek seferde açıp kapatabiliriz bu şekilde. Evet arkadaşlar, Photoshop dersimiz de burada bitti. İnşallah bu eğitim seti sizlere faydalı olur. Genel anlamda biraz uzun bir eğitim seti oldu. Kaplaması birkaç saat kadar oldu. Işıklandırması, render'ı vesairesi. Photoshop dersi de bir yarım saat kadar vardır herhalde. Ama inşallah sizlere fikir vermiştir iç mekan konusunda, nasıl olabileceği konusunda. Bundan sonra belki başka bir sette görüşürüz arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.